1948 yılında 10 arkadaş, Nezih Bayman adlı bir arkadaşımızın başkan olduğu, Anadolu Oymağı adlı bir derneğin düzenlediği uzun yürüyüşe katıldık. Polatlı'dan Dumlu Pınar Zafer Tepe'ye kadar yürüyecek, Sakarya siperlerinden aldığımız toprağı Zafer Tepe'deki anıtın toprağına katacaktık. 19 Ağustos 1948 günü Ankara'dan Polatlıya trenle gittik. Polatlı'dan Zafertepe'ye kadar 10 gün yayan yürüdük. Yol çizgimiz şöyleydi: Polatlı, Beylik Köprü, Acıkır, Mülk Köyü, Sivrihisar, Çifteler, Seyitgazi, Türkmen Ormanı, Alayunt, Kütahya, Altıntaş, Çalköyü, Zafertepe Zafer Zafer Zafertepe'ye 29 Ağustos gecesi vardık toprakta uyuduk. Sabahleyin on binlerce insan şehirden ve köylerden trenle, otobüsle ve yaya olarak tören alanına aktılar. Burada 30 Ağustos geçit törenine katıldık. Ertesi yılda yapıldı bu yürüyüş. Ben Kütahya Zafertepe bölümüne bir daha katıldım. Bu kez Altıntaş üzerinden değil, Olucak'tan geçerek Dumlupınar'a geldik. Geçtiğimiz yerler savaşların olduğu, Yunan işgali görmüş, İşgal ve zafer günlerini yaşamış yerlerdi. Savaşa katılmış, tanık olmuş insanlarımız sağdı. Onları dinleye dinleye yürüdük. Yol boyunca not aldım. Milli mücadele ile ilgili anıları toplamam böyle başladı. Zaman içinde kitap, dergi ve gazetelerde çıkmış yazılı anıları derledim. Bu dönemi yaşamış, görmüş asker ve sivillerle konuştum derleme sınırımı genişletip milli mücadele ve cumhuriyet dönemiyle ilgili özgün ya da çeviri bütün belge, araştırma, inceleme kitaplarını da toplamaya başladım. Alamadıklarımı, o zamanlar fotokopi yoktu, el yazımla çoğalttım. Birinci ve ikinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarını sağladım. Harp Tarihi Dairesi'nin kitaplığındaki Yunanca'dan çevrilmiş kitapları okudum. Fotokopisini alamadığım için el yazımla kopya ettim. Bu konudaki yeni yazıya çevrilmemiş eski yazı kitapları rahmetli kayınpederim İlhami Gökçekoğlu ya da annem okudu. Haritalar ve fotoğraflar topladım. Sakarya ve Büyük Taarruz bölgelerini birkaç kez gezdim. Milli mücadele ile ilgili bilgi ve belge toplama tutkum 50 küsür yıldır sürüyor. Hiç ara vermedim diyebilirim. Bu derleme ve okumayı hala da sürdürüyorum. Bu kaynakları o kadar çok okuyup inceledim ki İnsanları yakından tanımış, bazı olaylara sanki tanık olmuş gibiyim. Bazı olayları yaşadığım vehmine kapıldığım zamanlar oluyor. Yaklaştıkça büyüyen, bir macera romanından daha heyecan verici olan milli mücadeleyi gençler için roman olarak yazmayı, bu uzun ve yoğun emeği böyle değerlendirmeyi düşündüm. Birkaç roman kişisinin çevresinde dönerek değil, bütünüyle her cephesiyle anlatmak istedim. Bunu yapabilmek için bu tür anlatımlarda kullanılan zincirleme ve paralel kurgu modelinden yararlandım. Okurlar bu büyük konuyu sade ve meraklı bir roman gibi yorulmadan okusunlar istedim. Bunu başarmış olmayı çok isterdim. Gençlerimize uzun zamandır milli mücadeleyi gerektiği gibi anlatmıyoruz. Bu yüzden şimdiki birçok orta yaşlılar da milli mücadeleyi iyi bilmiyor. Bilmemek oranı gittikçe artıyor. O görkemli olayı eski soluk fotoğraflara benzettik. Oysa cumhuriyetimiz o mücadelenin ürünü ve kaçınılmaz sonucudur. Yeni devletin kuruluş felsefesini o mücadele belirlemiştir. Anadolu aydınlanması, birliği ve yurttaşlık bilinci o büyük mücadeleyle başlamıştır. O dönem bilinmeden bugünü okuyamayız, yarını göremeyiz milli mücadelenin emperyalizme karşı verilmiş ve kazanılmış ilk kurtuluş savaşı olduğu anlatılmadığı için gençlerimiz başkalarının kurtuluş mücadelelerine imrendiler. Kendi tarihlerine, kendi kahramanlarına yabancılaştılar. Milli mücadelenin bir yazarın hayal zenginliğine ihtiyacı yok. Şaşırtıcı bir yakın zaman destanı. Gerçek olaylar hayali çok aşıyor. Bu gurur ve ibret verici gerçekleri roman biçimi içinde yansıtmak istedim. Şu çılgın Türkler, belgilere dayalı gerçek olgu ve olayların romanıdır. Belgeler, mektuplar, anılar, makaleler, bilgiler, raporlar, haberler gerçeğe bağlı kalınarak öyküleştirilmiştir. Genel olarak bütün kişiler gerçektir. O zamanlar soyadı yoktu. Ben bu önemli insanların bilinmesi için. Soyadlarını da kullandım. Havayı yansıtmak, ayrıntıları belirtmek ve konuyu yürütmek için Nesrin, yüzbaşı Faruk, Doktor Hasan, Gazi Çavuş, saatçi Ali Efendi, Panayot gibi birkaç hayali kişiye yer verdim. Olaylar tarih sırasıyla anlatılmış, gün içindeki olaylar da sabahtan geceye doğru sıralanmıştır. Şu çılgın Türkler elbette bir tarih kitabı değildir. Bununla birlikte o dönemi ve özellikle de insanlarımızı anlatan belli başlı tarihi ve askeri olayları ihmal etmedim. Savaşlar teknik açıklamalardan ve ayrıntılardan ayıklanmış olarak ana çizgileri özellikle de ruhu korunarak hikaye edilmiştir. Deniz olaylarının ancak bir kısmını yer verebildim. Örnek olarak rüsumatın hikayesini anlatmakla yetindim. Yunanlılar için Yunan kaynaklarını, İngilizler için İngiliz kaynaklarını kullandım. Aleyhlerindeki bilgiler kendi kaynaklarında, uluslararası kurulların raporlarında ve yabancı gazete ve araştırma kitaplarında yer almaktadır. Hiçbir şeyi abartmadım, küçültmedim de. Aktarılan olayların gerçek olduğunu belirtmek için geçerli kaynakları gösterdim. Dipnotlar sonda toplanmıştır. İlk kez okurken dipnotlara hiç bakmamanızı dilerim. Romanın başında Mondros mütarekesinden 2. İnönü Savaşı'nın son gününe kadar geçen sürecin bir özeti var. Bu süreci biliyorsanız bu özeti okumasınız da olur. Ama isterseniz roman bitince bir göz atın. Belki dikkatinizden kaçmış birkaç gerçek bulursunuz. İyi bilmiyorsanız romanı daha sıcak izlemeniz için okumanızı tavsiye ederim. Anıları, gazete, dergi ve kitapları toplarken birçok insandan yardım ve destek gördüm hepsinin adını ansam sayfalar alır yarısını yakını da rahmetli oldu hepsine yürekten teşekkür ediyorum Sonsuzluğa göçmüş olanlara rahmet diliyorum bir küçük açıklama Bu çalışmamı bilen televizyon daire başkanı Serpil Akıllıoğlu Kurtuluş Savaşını TRTye dizi olarak yazmamı istemişti 1992 malzemeyi roman olarak kurgulamıştım ama heyecanlandım Kurtuluş Savaşı ile ilgili filmlerde halk ıska geçilir. Sosyal ve siyasi yan yok sayılırdı. Olay genellikle bir Türk-Yunan Savaşı'na indirgenirdi. Milli mücadelenin emperyalizme karşı bir istiklal ve kurtuluş savaşı, saltanat düzenine ve anlayışına karşı da bir ihtilal olduğu yansıtılmazdı. Savaş bölümlerinde askerler ütü izi belli üniformalar giyer, subaylar pek şık gezerlerdi. Yunan, İngiliz, Fransız, Sovyet cephelerine hiç değinilmezdi. Bu dönemin halkımıza doğru yansıtılmasının yararlı olacağını düşündüm. Peki dedim. Bir yıl süre istedim. Uygun görüldü. 20 bölüm halinde yazdım, verdim. TRT Yönetim Kurulu bütçe sorunlarını ileri sürerek önce 90 dakikalık bir film olarak çekilmesini istedi. Sonra 3 bölüme çıktılar. Sunumda Genel Müdür Kerim Erdem, yönetim kurulu üyesi Gültekin Samancı ve yönetmen Ziya Öztan'ın çabalarıyla 6 bölüm olmasına rıza gösterdiler. Yazılan senaryonun üçte birinden yararlanılabilmiş, birçok ayrıntıya yer verilememiştir. Dizinin yönetmenliğini Ziya Öztan yaptı. Müziği Muammer Sun üstlendi. Başta Rutkay Aziz olmak üzere filmi emeğe geçen herkes büyük özveriyle çalıştı. Temiz bir film oldu. Çok ilgi gördü. Genç izleyicilerin ilgisi beni mutlu etti. Bu açıklamayı şunun için yaptım. Şu Çılgın Türkler Kurtuluş adlı dizinin romanı değildir. Kurtuluş'tan daha kıdemli ve geniş bir çalışmadır. Şu denilebilir. Kurtuluş, Şu Çılgın Türkler'den oldukça yararlanılarak yazılmış bir dizidir. Sevgi ve saygıyla Turgut Özakman Mart 2005, Ankara Başlangıç 28 Haziran 1914, 1 Nisan 1921 Sultan Reşat, İstanbul'u ziyaret eden İngiltere'nin Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Pu onuruna 28 Haziran 1914 akşamı Dolmabahçe Sarayı'nın şölen salonunda 120 kişilik bir yemek veriyordu. Konukların tören giysileriyle katıldığı görkemli yemeğin ortasında Salonun büyük kapılarından biri yavaşça aralandı. Bir saray görevlisi eşikte durup bekledi. Teşrifat memuru Ercüment Ekrem Talu sessizce kapıya yaklaştı. Bir olağanüstülük olduğunu anlayan Teşrifat Nazırı da hızla yanlarına geldi. Yaşlı padişah dikkatini dağıtan bu davranışlardan rahatsız olmuştu. Yorgun gözlerini Teşrifat Nazırı'na çevirdi. Nazır büyük bir saygıyla yaklaştı, eğildi olayı bildirdi. Bir Sırplı Avusturya veliahtı, Arşidük Ferdinand'ı Saraybosna'da öldürmüştü. Haber hızla sofrayı dolaştı. Saray orkestrası sustu. İki teşrifatçı ağır koltuğu usulca geri çektiler. Sultan Reşat zorlukla ayağa kalkarak başsağlığı dilemek için Avusturya-Macaristan büyükelçisine doğru yürüdü. Yemek sona erdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun üst yöneticileri ertesi gün amirallik gemisinde verilecek yemeğe davetliydiler. Ama İngiliz Akdeniz filosu sabah haber vermek gereği duymadan İstanbul'dan ayrılmıştı. Bir ay süren diplomatik kargaşadan sonra su kaynama noktasına ulaştı. 28 Temmuz 1914 günü Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Tuna filosu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı bombaladı. Dünyayı bölüşmekte anlaşamayan büyük devletler hesaplaşmak için böyle bir fırsat bekliyorlardı. Savaş bir salgın hastalık gibi dört bir yana yayıldı. Almanya ard arda Rusya, Fransa ve Belçika'ya savaş açtı. Bunu 4 Ağustos'ta İngiltere'nin Almanya'ya karşı savaşa girmesi izledi. Sonunda savaşa katılacak ülkelerin sayısı 30'u bulacak, 10 milyon insan ölecek, 15 milyon insan sakat kalacak, 4 imparatorluk yıkılacak yeryüzünün siyasi haritası değişecektir. Osmanlı İmparatorluğu Almanya ve Avusturya Macaristan'ın yanında savaşa girer. Bunun üzerine İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener bir açıklama yapar. Türkiye'yi yok edinceye kadar savaşacağız. Türkiye önemliydi. Çünkü İngiltere'nin egemenliği altında bir Türk zaferinin cesaretlendirmesinden korkulan 300 milyona yakın Müslüman bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğunu hızla dize getirerek Müslümanların bağımsız heveslerini bastırmak İngiltere açısından şarttı. Emperyalistler arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması altı gizli anlaşma ile karara bağlanır. 1917 yılında ABD, İngiltere ve yandaşlarının yanında yer alırken, Çarlığı deviren Bolşevikler kendi iç kavgalarını sonuçlandırmak için savaştan çekildiler. Zavallı Anadolu, 5 cepheye durup dinlenmeden kan ve can pompalıyordu. O kadar ki 4 yıl süren savaşın sonuna doğru yaşı kaç olursa olsun kilosu 45'i geçen her genç cepheye sürülecektir. Bulgaristan Eylül sonunda teslim bayrağını çeker. Almanya ile bağlantı kesilir. İttihat ve terakki iktidarı yenilgiyi kabullenerek mütareke ister. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıldan beri hızla gerileyerek sonunda bir yarı sömürge olmuş, süslü bir operet imparatorluğuna dönmüştür. Savaştan iyice tükenmiş olarak çıkar. Süsü de dökülmüştür. Pantürkizm Hazar kıyılarında, Panislamizm Arabistan çöllerinde ölmüş, elinde yalnız bitkin ve yoksul Anadolu kalmıştır. 30 Ekim 1918'de İngiliz deniz üssü Mondros'ta mütareke anlaşması imzalanır. İttihat ve Terakki'nin başlıca yöneticileri, başta Enver, Talat ve Cemal Paşalar olmak üzere yurt dışına kaçar. Osmanlı Devleti'ne ve Türklere karşı orta çağın haçlı anlayışıyla yeni çağın ürünü emperyalizmi kaynaştıran acımasız bir politika uygulanacaktır. İlk adımda Osmanlı orduları dağıtılır. Silahlar toplanmaya başlar. Donanma gözaltına alınıp ulaştırma ve haberleşme kurumlarına el konulur. 337 bin asker terhis edilir. Gizli anlaşmalara uygun olarak İtalyanlar Güneybatı Anadolu'yu, Fransızlar Ermenilerle birlikte Çukurova'yı, İngilizler Musul ve Güneydoğu Anadolu'yu işgal ederler. Çanakkale, Mudanya, Samsun ve Merzifon'a İngiliz, Zonguldak ve Doğu Trakya'ya Fransız, Konya'ya İtalyan birlikleri yerleşir. Ermenilerin yakıp yıktığı Kuzey Doğu Anadolu yeniden Ermenilere açılacaktır. Doğu Karadeniz'de Pontus Devleti'ni kurmak için silahlanmış Rum çeteleri faaliyete geçerler. İstanbul ortaklaşa işgal edilir. Ermeni kıyımı yaptıkları veya İngiliz esirlerine kötü davrandıkları ileri sürülerek asker ve sivil birçok yönetici İngilizlerce tutuklanır ve Malta'ya sürülür. Gerici Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin yurt dışına sürülmüş ya da kaçmış üst kadrosu kin ve iktidar özlemiyle tutuşmuş bir halde İstanbul'a geri döner. Türlü ayrılıkçı dernekler kurulur. Bazı aydınlar birdenbire Kürt, Çerkez ya da Arap olduklarını anımsarlar. Bazı ümitsiz aydınlar da İngiliz, Fransız veya Amerikan mandasını ya da himayesini arayan akımlar arasında bocalamaktadır bir çöküş ve çözülüş dönemine girilmiştir. 1918 yazında Sultan Reşat'ın ölümü üzerine 6. Mehmet Han'ı ile 36. Padişah olarak tahta çıkan Vahidettin, devletin ve tahtının geleceğini dönemin süper devleti İngiltere'nin lütfuna bağlamıştır. İngiltere Karadeniz Ordusu Komutanı General Milne, Londra'ya şu mesajı yollar. 6. Mehmet, İngilizlerin Türkiye'de idareyi mümkün olduğu kadar süratle ellerini almasını istiyor. Amiral Webb'in mektubu, Padişah biz buraya yerleştirmek istiyor. Damat Ferit, Amiral Kathop'a şöyle diyecektir. Padişahın ve benim yegane ümidimiz Allah'tan sonra İngiltere'dir. Vahidettin, 30 Mart 1919'da damat Ferit aracılığıyla kendi eliyle yazdığı bir tasarıyı İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Carthope'a ulaştıracaktır. Özeti şudur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 15 yıl müddette İngiliz sömürgesi olması. Osmanlı hükümdarının kurtuluş reçetesi budur. Vahidettin İngiliz sömürgesi olabilmek ümidiyle her türlü yola başvurur. Aklına onurlu, başı dik, bağımsız bir Türkiye gelmez. Kimseye güvenemediği için ablasının kocası damat Ferit'i ardarda arda sadrazamlığa getirir. Halk uzun yıllardan beri cephede ölümle, cephe gerisinde yoksullukla boğuşa boğuşa tükenmiş, içine kapanmıştır. Bu sırada fırsatçı Yunanlılara gün doğar. Bu küçük, tecrübesiz devletin hırslı yöneticilerinde ölçüsüz bir genişleme tutkusu vardır. Genişlemek için tarihi kurcalayıp dururlar. Yunan büyük ülküsü bütün Yunanları ve eski Helen topraklarını bir bayrak altında toplamak diye özetlenebilir. Yunan büyük ülküsü en ateşli temsilcisini Giritli Eleftherios Venizelos'ta bulmuştur. Ülkesini savaş dışında tutmaya çalışan Kral Konstantin'in tersine başbakan Venizelos, İngilizlerin yanında yer almak için sabırsızlanmaktadır. Birçok Yunan subayı Alman İmparatoru William'ın kız kardeşiyle evli olan Konstantin'in Alman casusu olduğunu inanmaktadır. Krala bağlı askerler ile Venizelos'a bağlı Milli Savunma adlı örgütün yandaşları savaşırlar. Sonunda Kral Konstantin oğlu Aleksandros lehine tahttan çekilmek zorunda kalır. Yunanistan'dan ayrılır. Venizelos, Atina'ya gelir. Yunanistan, artık görünen zaferden pay istemek için 12'ye 5 kala savaşa katılacaktır. Venizelos, gözlerini Batı Anadolu'ya çevirir. Etkili üslubu ve verdiği yanıltıcı bilgiler ile kendilerine göre yeni bir dünya kurmaya çalışan bilgisiz politikacılarla at gözlüklü diplomatları etkiler. İngiltere'nin yakın doğu petrollerinin ve pazarlarının paylaşılması sırasında bir ajan devlete olası bir Türk kıpırdanmasını bastıracak jandarmaya ihtiyacı vardır. İngiltere Başbakanı Lloyd George, Yunanlıları gözüne kestirir kanlı ve uzun bir savaşa yol açacak olan düşüncesini açıklar. Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı Yunanistan'dır. Daha önce İtalyanlara vaat edilmiş olan İzmir ve çevresi, Lloyd George'un önerisi Başkan Wilson'ın onayı ile avans olarak Yunanlılara verilir. 14 Mayıs akşamı İzmir Metropoliti Hirisos Tomos, Efes Kilisesi'nde Rumlara müjde yetiştirir. Kardeşlerim, mükafat zamanı gelmiştir. Pan-Helenist siyasetin galiplerce donatılmış silahlı birlikleri 15 Mayıs 1919'da İngiliz donanmasının koruması altında İzmir'e çıkarlar, Kıyım'a ve Batı Anadolu'ya işgale başlarlar. Yunan ordusunun gelmesi Ege Rumlarını şımartmıştır. Bin yıllık barışı bozarlar. Ege'de acı ve kanlı bir dönem başlar. İlk Yunan tümeninin İzmir'e çıkmasından 4 gün sonra Ünü Çanakkale savaşları sırasında parlamış olan Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkar. Kendisine verilen görev bu bölgede asayişi sağlamaktır. Ama padişahı, İstanbul hükümetini ve galip devletleri şaşırtan bir şey yapar. Bütün milleti işgali tepki göstermeye çağırır. İngiliz baskısıyla ordu komutanlığından alınınca, askerlikten istifa eder. Gerçekçilikten uzaklaşmadan, hayale kapılmadan, büyük bir sabırla bütün Anadolu'yu yurtseverlik ve bağımsızlık bayrağı altında toplamaya koyulur. Erzurum Kongresi'ni daha kapsamlı Sivas Kongresi izleyecektir. Kurulmuş olan Reddi İlhak ve Müdafaa-i Hukuk Dernekleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği adıyla tüm yurdu kucaklayan tek bir dernek olarak örgütlenir. Mustafa Kemal temsil heyeti başkanlığına seçilir. Heyet 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelir ve halkın büyük gösterileriyle karşılanır. Times gazetesi Türk kıpırdanışını şöyle karşılar. Bütün cihanın kuvvetine karşı milli bir hareket yaratmak. Ne çocukça bir hayal. Yazar Refik Halit Karay, milli mücadelenin başlamasını alayla karşılar. Bir patırtı, bir gürültü. Beyannameler, telgraflar. Sanki bir şeyler oluyor, bir şeyler olacak. Ayol, şuracıkta her işimiz, her kuvvetimiz meydanda. Dört tarafımız açık. Dünya vaziyetimizi biliyor. Hülya'nın blöfün sırası mı? Hangi teşkilat, hangi kuvvet, hangi kahraman? Hülya'nın bu derecesine, uydurmasyonun bu şekline ben de dayanamayacağım. Bari kavuklu gibi ben de sorayım. Kuzum Mustafa, sen deli misin? Elde avuçta hiçbir şey yokken emperyalizme, galip devletlere, Yunan ordusuna, Ermenilere, Pontus çetelerine karşı silahlı mücadeleye girişmeyi çılgınlık sayanlar çoktur. Silahsızlandırılmış Türk ordusunun bu tarihteki gücü, o da kağıt üzerinde, 35-40 bin kişidir. Oysa Türkiye'deki silahlı işgalcilerin sayısı giderek 400 bin kişiyi bulacaktır. Yoksul, bitik Anadolu, 400 bin işgalciyi ve on binlerce silahlı silahsız haini yenmeyi başaracaktır. Milli mücadele, işte bu mucizenin, bu onurlu, güzel çılgınlığın adıdır. Ankara'nın ısrarı üzerine İstanbul hükümeti İngilizlerin izniyle seçim yapılmasını kabul eder. 12 Ocak 1920'de Osmanlı Meclisi İstanbul'da toplanır. Esasları Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Ankara'da oluşturulup belirlenmiş olan Milli Ant'ı kabul ve ilan eder. Milli Ant'ın özü şudur. Bölünmez, bağımsız, hür ve çağdaş bir Türkiye. Bu karar işgalcileri olağanüstü rahatsız etmiştir. İşgalci güçler Ankara'ya halka gözdağı vermek üzere İstanbul'da yönetime resmen el koyarlar. Birçok milliyetçi tutuklarlar. Anadolu'ya yardım edenlerin idam edileceklerini gazeteler ve duvar ilanlarıyla duyururlar. Meclisi sarıp Rauf Orbay ve Kara Vazıfı götürürler. Bazı milletvekillerini, askerleri ve yazarları da tutuklar, hepsini yaka paça Malta'ya sürerler. Mustafa Kemal Paşa, işgale misilleme olarak başta Albay Ravlinson olmak üzere o sırada Anadolu'da bulunan bütün İngiliz subay ve erlerini tutuklatmış ve meclisi Ankara'da toplanmaya çağırmıştır. Milli kuvvetler de harekete geçerek İngiliz birliklerini Eskişehir'i boşaltmak zorunda bırakır, demir yollarına el koyarlar. İngiliz birlikleri İstanbul ile Anadolu arasındaki tek geçiti Gevye Boğazı'nı Türklere bırakarak İzmit'e çekilirler. Vahidettin ise Türk tarihinin en hain adamı olan damat Ferit'i yeniden sadrazamlığa getirir. Görevlendirme yazısında Ankara'yı kastederek isyan halinin devamı daha korkunç hallere sebep olabileceğinden bu kargaşalıkların bilinen tertipçileri ve teşvikçileri hakkında kanun hükümlerinin uygulanmasını ve bütün memlekette asayiş ve düzeni sağlayacak önlemlerin hızla ve kesinlikle alınmasını emreder. Bu emir üzerine damat Ferit yapılabilecek en kötü, en alçakça şeyi yapar. Milli namusu korumak ve istilayı durdurmak için kanını döken kuvayi milliyecilere ve askerlere karşı dinsel nitelikli bir savaş açar. Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın verdiği fetvalar İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya atılır. İşbirlikçi gazetelerde yayınlanır. Rumlar, Ermeniler, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin adamları ve ajanlar tarafından dağıtılır. Özü şudur. Padişahın izni olmadan işgalcilere karşı duranları, asker ve para toplayanları tek tek veya topluca öldürmek din gereği ve görevidir. Milliyetçileri öldürenler gazi sayılır. Bu yolda ölenler şehit. Damat Ferit'in hainlikleri saymak da bitmez.'' Milletvekilleri ve subaylar İstanbul'dan kaçarak Ankara yoluna düşerler. Aralarında Yunus Nadi, Doktor Adnan Adı var, eşini yalnız bırakmayan Halide Edip Adı var, Albay İsmet Bey de vardır. Birkaç gün sonra İstanbul'dan kaçan Harbiye Nazırı Fevzi Çakmak da Ankara'ya katılacaktır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni seçilen milletvekilleri ve Ankara'ya ulaşan son Osmanlı Meclisi'nin milletvekillerinin katılımıyla açılır ve milli antta belirtilen amaçları gerçekleştirmek azmiyle çalışmaya başlar. Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilir. İstanbul Harp Divanı, Mustafa Kemal'i ve kadrosunu idama mahkum eder. Vahidettin, idam kararlarını bekletmeden onaylar. Bununla yetinmez Mustafa Kemal'in rütbesini de yarbaylığa indirir. Müttefikler halkın direnme gücünü kırmak için Yunan ordusunu, Batı Anadolu'yu ve Trakya'yı bütünüyle işgal etmesi için yeniden harekete geçirirler. İstanbul yönetimi de Yunanları destekler. Damat Ferit hükümetinin medrese çıkışlı Adliye Nazırı Ali Rüştü Efendi, Yunan ordusunun başarısı için dua edilmesini ister. Trakya, Balıkesir, Bursa ve Uşak'ın Yunanlılarca işgal edilmesi üzerine de Yunan ordusunun ilerlemesi hükümetimizin programına uygundur diyecek ve Yunanlıların işgal etmediği illeri kurtarılmamış iller olarak tanımlayacaktır. İstanbul yönetimi Sevr Antlaşması'nı da kabul ve imza eder. Sevr Antlaşması, tarihte örneği olmayan trajik bir antlaşmadır. Yalnızca kabul edenler için değil, böyle bir antlaşmayı hazırlayan Batılılar için de bir utanç belgesidir. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, İngiltere'nin isteği doğrultusunda bir daha Batı'ya kafa tutamayacak kadar küçük ve güçsüz bir devlet haline getirilmekte, Çatalyaya kadar Doğu Trakya Yunanlılara verilmekte, Anadolu Türkler, Yunanlılar, Ermeniler, Kürtler ve Fransız mandası altındaki Suriye arasında bölüştürülmekte, kapitülasyonlar daha ağırlaştırılıp genişletilmekte, devletin her etkinliği denetim altına alınmakta, Marmara Denizi ile Boğazların idaresi ayrı bayrağı olan milletler arası bir kurula bırakılmaktadır. Ayrıca üçlü antlaşmayla Anadolu iyice sömürülmek üzere İngiliz, Fransız ve İtalyan çıkar bölgelerine ayrılmaktadır. Başbakan Lloyd George, avam kamerasında şöyle diyecektir. Türkiye sahneden siliniyor diye üzülecek değiliz. Serv antlaşmasını ve tabi üçlü anlaşmayı milliyetçilere silah zoruyla kabul ettirmek görevi İngilizlerin aracılığıyla Yunan ordusuna önerilir. O da kabul eder. Yunan hükümeti bu hizmetine karşılık İzmir ve Doğu Trakya'dan başka İstanbul'un da Yunanistan'a verileceği ümidine kapılır. Fakat beklenilmeyen bir olay Yunanistan'ı karıştıracaktır. Kral Aleksandros ölür. Venizelos, Konstantin'in tahta geri dönmesini engellemek için seçimleri yenilemeye karar verir ve seçime ya Konstantin ya ben sloganıyla girer. Halk Konstantin'i ve onu destekleyen partiyi seçer. Venizelos yurt dışına kaçar. Vaktiyle Konstantin'in devrilmesine yardım etmiş olan Fransız hükümeti, Konstantin'e ve muhalefete oy veren Yunan halkına kızar ve yeni iktidara karşı tavır alır. İngilizler de tedirgin olurlar ama tavır almak için beklemeyi tercih ederler. Venizelos'un sürgüne yolladığı, hapse attırdığı siviller ve askerler tıpkı hürriyet ve itilaf partililer gibi iktidar özlemi ve kinle tutuşmuş bir halde yeniden sahnede boy gösterirler. Kralcı General Papulas, Anadolu'daki Yunan ordusunun komutanlığına atanır. İktidar, Anadolu'yu boşalttığı takdirde Yunanistan'ın Fransa ve İtalya'dan sonra İngiltere'nin de desteğini kaybedip yalnız kalacağını anlar. Azdırdıkları Anadolu Rumlarını yazgılarıyla baş başa bırakmayı da göz alamaz. Sonunda Venizelos'un yayılmacı politikasını ve İngilizlerin askeri olmayı kabul eder. Bu sebeple Anadolu olaylarını iyi bilen bazı Venizelosçu komutanlara dokunmaz. Savaş tamtamları yeniden çalmaya başlar. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı üzerine harekete geçmiş, Ermenileri kolayca yenerek Sarıkamış ve Kars'ı geri, Doğu sınırını güven altına almıştır. Barışçıl yolla Artvin'de Gürcistan'dan geri alınacaktır. Böylece bir cephe kapanır ve Sovyetlerle bağlantı kurulur. Fakat bu kez de Batı cephesinde beklenilmez bir sorun patlak verecektir. Disiplinsiz çetelerin ordu çatısı altına alınması için çalışılırken Kuvayi Seyyare adı verilen en kalabalık çetenin komutunu Ethem ve kardeşleri orduya bağlanmak istemez ve isyan ederler. Bu sırada Yunan ordusu üç tümene yakın bir kuvvet ile yeni Türk ordusunun durumunu keşfetmek için Bursa'dan Eskişehir'e doğru taarruza geçecektir. O güne kadar çoğu disiplinsiz çetelerle çatışmış ve kolayca ilerlemiş olan Yunan ordusu, yeniden kurulmakta olan Türk ordusu ile ilk kez karşı karşıya gelir. Yoksul ve zayıf Türk ordusunun isyan ile savaş arasında ezileceğini sananlar ya da ümit edenler az değildir. Fidan halindeki ordu canının dışına takarak Yunanlıları püskürtür. 6-11 Ocak 1921 1. İnönü Savaşı Sonra da orduyla çatışmaya yeltenen Asi Temin kuvvetini ezip dağıtır. Etem, iki kardeşi ve bine yakın adamı Ege'yi yakıp yıkan Yunanlılara sığınacak, bundan sonra Yunanlılar için çalışacaklardır. Yoktan var edilmiş ordunun hiyanete ve düşmana karşı kazandığı bu ikiz başarının iç ve dış etkisi çok büyük olur. İsyanlar son bulur. Halkın orduya ve meclise desteği artar. Milli iktidar daha da güçlenir. Ankara'da aylardır açık kapılı devam eden tartışmalar son bulur ve meclis anayasa tasarısını kabul eder. Tasarıdaki bir hüküm doğrudan rejimle ilgilidir. Saltanatçıları ve halifecileri telaşlandırır ama her vakti gelmiş düşünce gibi onu da durdurmak artık mümkün değildir. Anayasa da yerini alır. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Bu hüküm milleti Allah'ın gölgesi olarak nitelenen padişahın kulu olmaktan çıkarıp devletin sahibi ve yurttaş yapıyor. Laikliğin temelini atıyordu. Halkın büyük çoğunluğu yüzünü, meclisi, anayasası, hükümeti, ordusu olan ve işgacılarla savaşan Ankara'ya dönecek, İstiklal ordusunu gittikçe artan bir azimle destekleyecektir. Uygulanmasının zor olacağı anlaşılan Servantlaşması'nın biraz yumuşatılması için Londra'da toplanacak konferansa silahını konuşturmaya başlayan Ankara'nın temsilcileri de çağrılır. Son dönem Osmanlı aydınlarının kişiliksizliğinin, teslimiyetçiliğinin ve batı karşısında duyduğu aşağılık duygusunun mükemmel bir örneği olan Ali Kemal, Londra konferansı öncesinde şöyle yazacaktır. Avrupa ile başa çıkmayı, yüzyıllardan beri Asya'nın hangi kavmi başarabildi ki biz başarabilelim? Ayrıca gazetesinde Yunanlılara sığınarak onlar adına propaganda yapmayı kabul eden Ethem'in İzmir'de verdiği bir demeci de yayınlar. Ethem şöyle demektedir. Mustafa Kemal Yunan ordusunun hızlı bir taarruzuna bir dakika bile dayanamaz. Ethem bu cümleyle yalnız kendi beklentisine değil, hanedanın ve bu çürümüş düzene bağlı olanların, işbirlikçilerin, gafillerin, hainlerin ve elbette işgalcilerin hayalini de dile getirmiş oluyordu. Konferansın ilk oturumunda Tevfik Paşa kısa bir konuşma yaparak İstanbul'un görüşlerini açıklar. Ankara sözcüsünün parlak konuşması çok takdir toplar. Ama konferans İngiliz entrikasının şaheser bir örneği olarak devam edecektir. Türklerin Sovyetlerle görüşmelere başlamasından huzursuzlanan Lloyd George, yeni Yunan hükümetinin savaşı sürdürmeye çok hevesli olduğunu görünce Yunan ordusuna yeşil ışık yakar. Atina ve Ankara temsilcilerine hükümetleriyle yeniden temas etmeleri için 25 gün süre tanınarak konferansa ara verilir. Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, Fransızlarda barışı sağlayacağını sandığı gizli bir anlaşma imzalar ve anlaşmayı Ankara'ya yollar. Bunu öğrenen Yunan hükümeti, Türk-Fransız anlaşması kesinleşirse Türklerin Çukurova'daki iki tümenli ikinci kolorduyu batı cephesine kaydırmasından korkacaktır. Erken davranmak için General Papulas'a hemen harekete geçmesi için emir verir. Oysa Büyük Millet Meclisi Fransızlarla yapılan anlaşmayı milli anta ve tam istiklal anlayışına aykırı bulacak ve askeri yararını bir yana bırakarak reddedecektir. Bu günlerde Türk-Sovyet görüşmeleri sonuçlanır ve Moskova'da dostluk anlaşması imzalanır. Bu anlaşmayla Sovyetler güney sınırlarını güven altına alırlar. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının İngilizlerin elinde kalmaması için de yeni Türk ordusuna silah ve cephane yardımı yapmayı ve yılda 10 milyon ruble vermeyi kabul ederler. General Papulas 22 Mart 1921 günü orduya bir mesaj yayınlar. Asker Düşman, Yunan İonyası'na ayak bastığınızdan beri yenip kovaladığınız düşmandır. Hızınız karşısında kaçıyor. Bu barbar zulmün son kalıntılarını yok edip Yunan uygarlığının kurucuları olunuz. Sizi yeni bir zafere çağırıyorum. Yunan ordusu temsilciler dönüş yolundayken 23 Mart sabahı saat 07'de Eskişehir ve Afyon'a doğru iki koldan taarruza geçer. İstanbul'da üslenen Yunan donanması da İstanbul'dan ve Rusya'dan Anadolu'ya silah ve malzeme kaçırılmasını ve yollanmasını önlemek için Karadeniz kıyılarını abluka altına almak amacıyla Karadeniz'e açılır. Böylece Londra Konferansı sonuçlanmadan tarihe gömülür. Genel bir taarruzla düşmanı yok edebilecek gücü kazanıncaya kadar stratejik savunmada kalmayı kararlaştırmış olan Ankara, bu savaşta şu çok sade ve cüretli planı uygulayacaktır. Düşmanın güney koluna karşı oyalama savaşı verilerek ordunun büyük kısmını kuzeydeki kol karşısında inönüde toplayıp düşmanı yenmek, daha sonra katılması mümkün olan bütün kuvvetlerle düşmanın güney koluna yani Dumlupınar Afyon'a dönmek. Uşak'tan yola çıkan General Kondylis komutasındaki 1. Yunan kolordusu Dumlupınar mevzindeki Türk tümenini geri atarak ilerler. 26 Mart'ta Afyon'a girer. Türk komuta kurulu bu kesimdeki yenilgiye bakmaksızın bu cepheden iki piyade tümenini kuzeye kaydırır. Meclis muhafız taburunu ve Ankara'ya ulaşmış olan 5. Kafkas tümenini de demir yoluyla İnönü'ye yollar. Bursa'dan ilerleyen General Vlahopoulos komutasındaki 3. Yunan kolordusu İnönü mevzileri önünde çok sert ve büyük bir direnişle karşılaşır. Eskişehir'deki Demiryolu Tamirhanesi'nde Anadolu'ya geçip iş başı etmiş imalatı harbiye subay ve ustalarının çalışır hale getirdikleri 150 milimetrelik 8 ağır top Yunanlıları dehşete düşürür. Türk askeri bu kez daha kararlıdır süngüsü olmayanlar tüfeğinin dipçiği, küreği, çıplak yumruğuyla dövüşürler. Mesela üçüncü alayın üçüncü taburunun bütün bölük komutanları şehit düşer. Tümen komutanları bile ileri hatlara kadar gelirler. Albay Halit Kars'ı alan yaralanır. Kızgın savaş ileri geri dalgalanmalarla sürmektedir. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa, heyecan içinde savaşı izleyen Ankara'ya, sağ kanat birliklerini karşı taarruza kaldıracağını bildirir.